Ali Babacan, şimdi enkaz bölgesinde, deprem bölgesinde. Ali Bey, siz etrafınızda gördüklerinizi hemen bir siyasetin dışında olup bitenleri kısaca bize bir anlatabilir misiniz? Sesim güzel geliyor mu? Bir de size ulaşan yardımla ilgili çağrılar en çok hangi noktada toplanmış durumda? Dinliyoruz. İlker Bey merhaba. Benim bugün deprem bölgesindeki üçüncü günüm. İlk olarak İskenderun ve Antakya'daydım. Arkasından dün Adana, Osmaniye merkezlerdeki yıkılan binaları ve oradaki acılı vatandaşlarımızı gördüm. Onlarla bu acıyı paylaştım. Daha sonra Islahiye ve Nurdağ ilçeleri, Gaziantep'in iki ilçesi. Oradaydım. Bugün ise Kahramanmaraş ve Adıyaman istikametindeyim şu anda. Bir benzin istasyonundayız. Burada kuyruklar var. İnsanlar su bulmakta güçlük çekiyoruz. Şu anda su alıyoruz ki bu Adana Osmaniye arasındaki otoban üstündeyiz bakın. Adana Osmaniye üzerindeki otobandayız. Ve akaryakıt kuyrukları var. Temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili önemli eksiklikler var. Fakat genel tablo şu. Yani şehir merkezlerinde başta Antakya olmak üzere, Islahiye ve Nurdağ merkezleri olmak üzere büyük bir yıkım var. Yani neredeyse binaların %90'ı, %95'i oturulamayacak hale gelmiş. Yıkılanlar var, yıkılmadığı halde ayakta gibi görünenler var fakat binalar kullanılmaz halde. Yıkım çok büyük. Yani televizyon ekranlarında ya da cep telefonunun ekranlarında küçük karelerden olayın sadece bir kısmını görebiliyorsunuz. Mahallelerin şöyle Antakya'nın mahallelerine girdiğiniz zaman, Islahiye'nin mahallelerine girdiğiniz zaman, Nurdağ'ın mahallelerine girdiğiniz zaman komple bir mahallenin yıkıldığını görüyorsunuz. Kurtarma çabaları var, arama çabaları var, doğru. Ama ben ilk gün Antakya'daydım. Antakya'da kurtarma çalışmasının olduğu her binaya karşı, her bir binaya karşı 100 binada hiçbir şey yapılmıyordu, yapılamıyordu. Bu kadar büyük bir yıkım karşısında arama kurtarma kapasitesi son derece zayıf. Sivil inisiyatif çok ön planda. Yani dün gördüğümüz arama kurtarma ekiplerinin önemli bir kısmı gönüllü olarak gelip bu çalışmalara, bu çabalara katılan insanlar. Yani İzmir'den gelmişler Islahiye'ye, Mersin'den gelmişler Nurdağ'a. Çok uzak mesafelerden gelmişler. Eğitim olan ya da olmayan çok sayıda gönüllü vatandaşımız arama kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunuyor. Bunu da görmek gerçekten ülkemizdeki bu milli beraberliğin ne kadar kuvvetli olduğunu, birlik beraberliğin ne kadar kuvvetli olduğunu gerçekten yerinde gözlemek ayrıca insanı çok çok etkiliyor. Tabii ihtiyaç sonsuz, gerçekten sonsuz. Özellikle hava çok soğuk bu bölgede. Geceleri sıfırın altına düşüyor, -3, -5, -10 yerine göre. Temel ihtiyaç maddeleri, çadırla ilgili hala eksikler var. Çadırın ulaşmadığı yerler çok. Köyler var, hala ulaşılamayan, gidilmeyen köyler var. Çadırların içerisinde ısınma sorunu var. Evet, çadır gidiyor fakat çadırın içi soğuk. Niye? Çünkü doğalgaz çoğu bölgede tamamen kesik ya da kesilmiş durumda, tehlikeyi önlemek için. Elektrik Antakya'da yok, Islahiye'de yok, Nurdağ'da yok. Hava karardığı zaman tamamen zifiri, karanlık bir ortamda insanlar çalışmalarını yürütmek zorunda kalıyorlar. Türkiye inşaat sektörü güçlü bir ülke. Şu anda Türkiye'deki şantiye kapasitesinin tamamının buralara sevk edilmesi gerekiyor. Ne kadar konteyner varsa kalınabilecek. Seyyar tuvalet mesela çok önemli ihtiyaç. Evet. Hijyen sorunu. Bu pek çok kişiden gelen ihtiyaçlar arasında Sayın Babacan. Evet, evet. Yani hijyen sorunu var ve bu yakın bir zamanda büyük salgın hastalığa dönüşebilir. Yani unutmayalım, depremden etkilenen bölgede 12 milyon insan yaşıyor. Yani büyük şehirlerde bile, Gaziantep'te, Adana'da, Osmaniye'de, şimdi buralarda belki yıkılan bina sayısı 15-20-25 ama insanlar evlerine giremiyorlar. Dışarıda konaklıyorlar. 13,5 milyon kişinin doğrudan etkilendiği bir depremden söz ediyoruz. Peki bugünkü programınız nedir ve son olarak ne söylemek istersiniz? Sizin çağrınız nedir? Bugün şu anda biz Kahramanmaraş yolundayız. Arkasından da Adıyaman'a geçeceğiz. Oralarda depremin en çok etkilediği yerler biliyorsunuz. Ben fay hattı üzerindeki bütün bölgelere uğramaya çalışıyorum bu üç gün içerisinde.
Kahramanmaraş'tan başlayıp Antakya'ya inen bir fay hattı biliyorsunuz. Oradaki bütün yerleşim merkezlerine uğraya uğraya geçmeye çalışıyorum. Evet. Ama yollar yer yer kapalı, yer yer tamamen tıkalı. Burada acil ihtiyaçlar nedir? Onu tekrar çağrısını yapmakta fayda var. Seyyar tuvalet acil ihtiyaçtır. İlaç, mutlaka seyyar eczanelerin hemen kurulması lazım. Yaşlı çok, hasta çok ve yaşlılar ilaçların ismini bile bilmiyorlar. Acil ilaç sevkiyatı lazım bölgeye. Bizim biliyorsunuz Sadullah Ergin Bey, Adalet Bakanımız. Evet. Teşkilat İşleri Başkanımız iki kardeşini aileleriyle beraber kaybetti. Eşi evet, kardeşlerini maalesef aileleriyle beraber kaybetti. Biz yanına vardığında 3 gündür ilk defa bir ekmek gördüğünü söyledi bana. Biz Adana'dan ilaç götürdük çünkü Antakya'da hiçbir şey yoktu. Evet, büyük bir çaba var şu anda. Fakat özellikle ilk birinci gün ve ikinci günde bu sevkiyatta, kapasitenin sevkiyatında geç kalanında bir gerçek. Yani özellikle ilk 24 saat, ikinci 24 saat fazla bir şey olmadı. Ben burada yerinde gözlemlediğim kadarıyla adeta felç olmuş, paralize olmuş bir sistem. Şimdi yavaş yavaş açılıyor. Yavaş yavaş yardımlar yerlerine ulaşmaya başlıyor. Ama özellikle enkaz altında kalan canlar tabii kaybedilince onlar geri gelmiyor. Yıkım çok büyük İlker Bey. Görmeyince sözle tarif edilebilir gibi değil. Kamera kadrajlarından da anlaşılabilecek gibi değil. Kamera kadrajları çok dar. Şu anda sizin kamera kadrajınızı görüyorum. İskenderun'daki bir binayı gösteriyor. Oradan hayatta kalan vatandaşlarımız kurtarılmış. Çok, gerçekten çok sevindik. Gözümüz yaşararak şu anda izledik. Biraz önce Hüseyin Yayman Bey'i dinledik. O da ablasını kaybetmiş. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Ama kadrajlarda gördüğümüz gerçek hikayenin, gerçek olayın %1'i, 1000'de 1'i. Gerçek facia çok daha büyük. Kurtarma çalışmaları görüyorsunuz. Bir binada hiçbir çalışmanın olmadığı belki 100 bina var o bölgede. Yani çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama milli birlik ve beraberlik içerisinde biz bunu da aşarız. Fakat yapılacak çok şey var. Ve büyük bir yıkım. Kalplerde büyük yara açtı. Büyük bir fiziki tahribat var. Bu sorunun aşılması aylar değil, yıllar sürebilecek. Ben onu buradan söyleyeyim. Yani yerinde gördüğüm kadarıyla öyle aylarla ifade edilebilecek bir sürede bu sorunun çözülmesi mümkün olmayacak. Kaybedilen canlar geri gelmeyecek. Ama gerçekten Türkiye'nin şöyle önümüzdeki dönemle ilgili oturup nerede hata yaptık diye bir masaya yatırmasına da fayda var. Evet, gün acıyı paylaşma günü. Tabii ki insani boyutu bunun çok çok önemli. Ama şunu da unutmayalım. Nerede yanlış yaptık konusunu masaya yatırıp ciddi bir çalışma gerekiyor. Burada da hükümetin, iktidarın mutlaka iktidar ya da evet, muhalefet ayrımı yapmak, bütün yerel yönetimlerle beraber çalışması gerekiyor. Sivil toplumun katkılarına, yardımlarına açık olmaları gerekiyor. Biz çok hızlı bir şekilde teşkilatlarımızla ilk iki gün içerisinde 100 tırlık bir imkanı oluşturduk. Evet. Gönderdik deprem bölgesine. Fakat dağıtımla ilgili baktık ki sorunlar oluyor. İlk gün dedik ki siz bunu AFAD'a verin, AFAD dağıtsın. Fakat sorun olunca vazgeçtik. Kendi imkanlarımızla şimdi sahada dağıtım yapıyor arkadaşlarımız. Tırlar çok zor mobiliteti, yollar tıkanıyor. Küçük kamyon ve kamyonetlerle mahalle aralarına ancak girilebiliyor. Onu da buradan ben çağrısını yapmak istiyorum. Yani tırı gönderiyorlar, tır yolda kalıyor, giremiyor, işe yaramıyor. Yani mutlaka dağıtım merkezlerinde bunun daha küçük araçlara paylaştırılması lazım ve mahalle aralarına küçük kamyon ve kamyonetlerle bu yardımın. Bu da önemli bir uyarı Sayın Babacan. Evet. Sağ olun evet efendim. Yani buyurun. Peki size kolay gelsin. Biz şimdi dediğim gibi yoldayız. Bir yakıt ve su tamam ihmali için. Ne zaman araçlarımız bulabilecek kuyruklarda misiniz yakıt? Yakıt bulabilecek misiniz, var mı? Yakıt var ama kuyrukta beklemek gerekiyor. Tabii neredeyiz? Dikkat edin bakın. Adana, Osmaniye arasındaki otobandayız. Ama Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a doğru gittikçe yakıt ve su sorunu çok büyük. Onun için arkadaşlar dünden uyardı ki ikmallerinizi yapın gelin diye. Şu anda biz ikmal noktasındayız. Evet. Ve biraz sonra yola çıkacağız. Uzun bir yolumuz var bugün. Akaryakıt kuyruğundasınız yani. Arkadaşlarımıza kolaylık versin diyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Sağ olun. Böyle büyük felaketlerden ülkemizi, vatanımızı Allah korumasın, Allah bir daha göstermesin diyorum. Amin. Deva Partisi lideri Ali Babacan Çalar saatteydi.